Herkese merhaba. Turkcell'in Maxi Android cihaz serisi içerisinde yer alan ilk tablet Turkcell Maxi IQ şu anda elimde duruyor. Turkcell Maxi IQ 10.1 inçlik köşeden köşe uzunluğuna sahip bir ekran barındırıyor. Bu ekranın 16'ya 10'luk bir görüntü oranı var. Baktığımızda tasarım olarak Turkcell Maxi IQ'nun Samsung, Asus gibi Android tablet üreticilerinde görmüş olduğumuz tarzda bir tablet olduğu şeklinde. Bu açıdan genele göre çok büyük bir farklılık göstermiyor. Çoğu Android cihaz kullanıcısının alıştığı, beklediği bir tasarım söz konusu. Tabletin önemli bir özelliği ince bir kasaya sahip olması. 8.4 mm'lik bir profil söz konusu. Bu açıdan Turkcell Maxi IQ Retina ekranlı iPad'e göre biraz daha ince, 8.4 mm'lik kalınlıkta. Bunun dışında tabletin yaklaşık 550 gram civarında bir ağırlığı var. Baktığımızda Turkcell Maxi IQ gerçekten hoş bir tasarıma sahip. Gerçekten biz ilk uzaktan gördüğümüzde bu tableti Turkcell'in boş bir iş yapmadığını, oldukça kaliteli bir cihaz yaptığını düşünmüştük. Gerçekten arkayı kaplayan plastik kaplama oldukça sağlam duruyor. Tablete sağlam bir hava katıyor. Aynı zamanda sert ve yumuşak arası bir yüzey. Şöyle söyleyeyim, tableti elinize tutarken kaymıyor. Ancak hiç de sıradan durmayan güzel bir yüzey söz konusu. Tabii biraz parmak izlerini tutuyor, onu söylemek gerek. Yine baktığımızda Turkcell logosu ortada görüyor. Hoş bir görüntü var. Turkcell Maxi IQ yazısı var. 8 megapiksel flashlı bir kamera mevcut. Bir tablete göre oldukça yüksek bir çözünürlük olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda tabletin önünde de 2 megapiksel çözünürlüklü, genellikle görüntülü görüşmelere odaklanmış bir kamera var. Turkcell Maxi IQ'nun ekranına bakalım. Ekranın parlaklığını öncelikle bir kısalım ki size daha iyi gösterelim. Parlaklık açısından ekranın oldukça tatmin edici olduğunu söylemek gerek. Turkcell de zaten bu konuda oldukça fazla itinalı davranmış, oldukça fazla önem vermiş ekran konusuna. IPS ekran kullanılmış. Bu IPS ekran 1280x800 piksel çözünürlüğe sahip ve oldukça düzgün bir görüş açısı sunduğunu söyleyebiliriz. Bu ekranın şöyle yaptığımda sanırım düzgün bir şekilde anlaşılıyor. Evet, devam edelim. 1280x800 piksel çözünürlük, aslına bakarsanız günümüz şartlarında çok daha üst sınıf tabletlerde bunun çok daha fazlası çözünürlüğü görürüz. Ancak Turkcell Maxi IQ gibi bir tablette bu çözünürlüğün oldukça iyi olduğunu, tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman bu ekran Android kullanıcı arayüzünü düzgün bir şekilde kullanmaya olanak sağlıyor. Ve Turkcell Maxi IQ'da diğer Android tabletlerde olduğu gibi genellikle yatayda bir kullanıma uygun. Tabletin 16 onluk en boy oranı dikeyde kullanımda tabletin boyunun bir hayli uzamasına neden oluyor. Bu da doğrusunu söylemek gerekirse en azından bizim fazla hoşumuza giden bir deneyim değil. Bunu belirtmek gerek. Devam edelim. Tabletin tasarımına biraz daha bakmaya devam edelim. Altta özel bir konektör portu var. Hem şarj işlemi gerçekleştiriyor hem de buraya yerleştirme istasyonu bağlanıyor. Bu şekilde çeşitli aksesuarların da bulunduğunu belirtelim. Turkcell Maxi IQ ile birlikte sunulacak olan. Sağ tarafa baktığımızda bir kapak var ve bu kapağın arkasında şöyle yapalım. Evet, bir aylık zor açılan kapağın arkasında mini SIM kart yuvası ve microSD kart yuvası yer alıyor. Tablette 16 GB'lık bir dahili bellek var. MicroSD kart yuvası yardımıyla bu kapasite daha da arttırılabilir. Mini SIM kart yuvasının nasıl takılacağı görmüş olduğunuz gibi bir işaretle gösteriliyor. SIM kartı yerleştirdikten sonra iyice itip çıt sesini duymalısınız ya da hissetmelisiniz. Aksi takdirde SIM kartın tanınmaması gibi bir durum söz konusu. Bunu da bir dipnot olarak belirtelim. Bu sayede, bu kapak sayesinde görmüş olduğunuz bileşenler saklanıyor ve tabletin genel tasarımı bu şekilde bozulmamış oluyor. Mikro USB portu yer alıyor. Bunun yanı sıra ses tuşlarını görüyoruz. Üste baktığımızda güç butonu, 3.5 mm'lik kulaklık jakı ve mikrofon yer alıyor. Aynı zamanda sol tarafa baktığımızda herhangi bir giriş çıkış vesaire söz konusu değil. Altta da görmüş olduğunuz gibi bahsettiğim özel port yer alıyor. Ekran bahsettik, 1280x800 piksel çözünürlüktü. Ekran Android 4.1.1 Jelly Bean sürümünü düzgün bir şekilde kullanmamıza olanak sağlıyor. Baktığımızda kullanıcı arayüzüne dikkat çeken en önemli ayrıntı ne? Turkcell'in bileşenleri. Bu Turkcell bileşenleri sayesinde Maxi IQ'nun bir Turkcell tableti olduğunu ilk etapta anlıyorsunuz. Turkcell dergilik, Turkcell kitaplık gibi uygulamaların bileşenleri var.
Kullanım miktarını gösteren bir bileşeni yine ana ekran ekleyebiliyorsunuz. Turkcell TV uygulaması mevcut. Onun bir bileşeni var ve bu sayede Turkcell TV'de sunulan içerikleri de görme fırsatına sahipsiniz. Güzel bir Turkcell güncel bileşeni var. Bu Turkcell bileşeni hem haberleri gösteriyor, en son haberleri gösteriyor çeşitli haber kaynaklarından derlenen. Aynı zamanda bulunduğunuz şehirdeki hava durumunu oldukça güzel bir resim eşliğinde size sunuyor. Ana ekranı bu şekilde çok da gözü hoş hale getiriyor. Turkcell Müzik de Turkcell'in öne çıkan servislerinden bir tanesi ve Turkcell Müzik de Maxi IQ'da özel bir bileşenle karşımıza çıkıyor. Turkcell Müzik bileşeni sayesinde anında şarkı dinlemeye başlayabilirsiniz. Siz play tuşuna bastığınızda bu şarkı çalınmaya başlanıyor. Daha sonra tekrar ileri tuşuna basarak diğer bir şarkıya geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi otomatik olarak gösterilen bir liste var. Tabii yine siz buradan istediğiniz şarkıyı arayarak müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Turkcell Müzik uygulaması diğer çoğu Turkcell uygulaması da olduğu gibi eğer 3G ile bağlıysanız, mobil veri bağlantısı üzerinden bağlıysanız herhangi bir Turkcell kimliği girişine gerek olmaksızın çalışıyor. Ancak Wi-Fi ile bağlanırsanız Turkcell bilgilerinize, Turkcell şifrenize giriş yapmanız gerekiyor. Tabii ki 2 dakika dene diyerek uygulamanın bir denemesini yapabilirsiniz. Bu ne demek oluyor aslında? Turkcell Max IQ'yu kullanmak için doğal olarak bir Turkcell abonesi olmak gerekiyor. Şöyle basıp kapatalım. Bu bileşen üzerinden radyolar vesaire bu gibi Turkcell Müzik altındaki uygulamalara da ulaşabilirsiniz. Bu arada Turkcell Müzik uygulamasının bir başka özelliğine aslında sadece Turkcell Müzik değil çoğu Turkcell uygulaması, Turkcell Max IQ'da yer alan uygulamalar tablet arayüzüne uyumlu hale getirilmiş. Tabletin bu büyük ekranına uygun hale getirilmiş bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Baktığımızda uygulama menüsüne biz tabii başka uygulamalarda yükledik tableti. Ancak çoğu Turkcell uygulamasının Max IQ'da yüklü şekilde geldiğini görüyoruz. Turkcell Müzik, Turkcell Online işlemler, video, dergilik, Turkcell TV, telefon yöneticisi, Turkcell Güncel gibi uygulamaların tablet arayüzlü versiyonları yer alıyor Turkcell Max IQ'da. Mobil asistan uygulaması da mevcut. Daha önce Maxi Pro incelemesi yaparken, Maxi Pro 5 incelemesi yaparken ondan bahsetmiştik. O da Turkcell Max IQ'da yer alıyor. Uygulama paketleri adı verilen bir uygulama var. Turkcell biliyorsunuz 2012'den itibaren çıkarmaya başladığı telefonlarda tüm uygulamaları cihaza yüklemiyordu. Ancak uygulama paketleri adı verilen bir uygulama sunuyordu. Bu uygulamada haber, oyun, finans gibi paketler var. Turkcell'in tavsiye ettiği uygulamaları bu paketler aracılığıyla Turkcell Max IQ'ya yükleyebilirsiniz. Baktığımızda Turkcell Max IQ'da Google'ın Gmail, Google Talk, Google Haritalar gibi servislerine ait uygulamaları da görüyoruz. Aynı zamanda Google Play Store üzerinden binlerce uygulama indirebilirsiniz. Yine Turkcell'in uygulama mağazası Turkcell T-Market'te Max IQ'da yer alıyor. Bunun sıra çeşitli multimedya uygulamalarını görüyoruz. BS Player var, video oynatıcı. Bu Turkcell Max IQ'da yüklü geliyor ve Turkcell Max IQ'nun sunmuş olduğu bu yerleşik uygulama sayesinde film izleyebilirsiniz. 720p filmleri bile, 720p kalitesindeki filmleri bile Turkcell Max IQ'nun 1280x800 piksel çözünürlüklü ekranında düzgün bir şekilde herhangi bir takılma olmadan izleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi görüntüde herhangi bir takılma vesaire yok. Düzgün bir şekilde filmimizi izleme imkanı sunuyor BS Player sizlere. Bunun yanı sıra yine multimedya alanında Equalizer adı verilen bir uygulama var. Turkcell Max IQ'nun düzgün çıkışa sahip bir hoparlörün bulunduğunu söyleyebiliriz. Uygulamayı tabii güncellememiz gerekiyor. Onu daha sonra yapalım. Equalizer uygulaması ne yapıyor? Farklı ses profillerinde çıkış almanızı sağlıyor hoparlörden. Böyle bir özelliği var. Bu açıdan Turkcell Max IQ'nun multimedya deneyimini arttıracak özelliğe sahip. Bu arada yine Fizz uygulaması var. Fizz uygulaması biliyorsunuz Fizz'i bir Turkcell servisi ve Fizz uygulaması yardımıyla dilediğiniz şarkıyı Fizz üzerinden anında dinleyebilirsiniz. Yine Turkcell TV uygulaması, Turkcell TV servisi üzerinden Turkcell Max IQ ile televizyon izlemenize olanak sağlıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi Turkcell TV'nin alışmış olduğumuz, iPad'den alışmış olduğumuz o kullanıcı arayüzü karşımıza çıkıyor. Buradan direkt televizyon izlemeye başlayabilirsiniz ya da Turkcell TV altında sunulan filmleri buradan izleyebilirsiniz. Şu anda modeme biraz uzağız, o yüzden biraz bağlantı yavaş olduğu için yükleme geç olabiliyor. Ancak görmüş olduğunuz gibi televizyon yayını başladı bile.
Yine Turkcell dergilik uygulaması üzerinden Turkcell'in sunmuş olduğu, bu uygulama altında sunmuş olduğu birçok popüler dergiyi ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. Baktığımızda Turkcell dergilik iPad uygulamasıyla aynı kullanıcı arayüzünü sunduğunu görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mağazada zengin seçenekler yer alıyor. Turkcell Max IQ hem multimedya deneyim açısından, hem internette gezinme deneyim açısından, hem de bir şeyleri okuma açısından kullanıcılara fazlasıyla tatmin edici bir deneyim sunuyor. Bunu söyleyelim. Bunu da oldukça şık, rahat kullanımlı bir kasada sunuyor. Aynı zamanda barındırdığı 3G desteği sayesinde her yerde herhangi bir Wi-Fi şebekesine ihtiyaç duymadan çalışma imkanı sunuyor Turkcell Max IQ. Turkcell Max IQ ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Tabletle ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.